Selamun aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun diyerek yeni bir videoya başlıyorum. Evet arkadaşlar, bugün yine duvara çıkardım ama bugün biraz daha erken çıkardım arkadaşlar. Bakalım. Bugün bir de hava bulutlu. Yani yağmur yağabilir. Bir iki saat içinde. Hava serin olduğu için bugün köpekler daha aktif olabilir arkadaşlar. Bilmiyorum. Yine bu kurtların olduğu tarafa doğru gidiyoruz. Bakalım. Kurtlar puslavayı severmiş derler. Bakalım bizim kurt kardeş bugün bizi ziyaret edecek mi? Eğer etmese de arkadaşlar, geçiler hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. İşte bakalım aklımıza ne gelirse vermediğimiz yararlı bilgilerden anlatmaya çalışırım. Hep birlikte arkadaşlar, bakalım ormana doğru gidiyoruz. Davarımız giderse şimdi hep birlikte videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapacağım? Şimdi köpeklerimi, gel kızım, şöyle bir seveceğim. Yani bir gaz vereceğim arkadaşlar. Aynı şekilde zalıma da yapacağım aynısını. Yani ben diyeceğim, korkmayın, sizin yanınızdayım diyeceğim. Tamam oğlum. Af yok gördüğün zaman. Bugün o kurdun işini bitireceksiniz. Tamam mı? Hadi. Hadi bakalım. Evet, davarım geliyor arkadaşlar. Köpeğim, pamuk falan. Bir de arkadaşlar, yani köpekten möpekten bahsetme, yani gösterme falan diyorsunuz da, artık yani köpekleri mecbur göstermeliyim. Çünkü ben sürekli davardayım. Sadece tartışma olacak konulardan uzak duracağım. Bundan sonra o konularda daha dikkatli olacağım. Ama köpekleri göstermeme gibi bir şansım da yok yani. Çünkü ben sürekli dağdayım. Ya geçileri göstereceğim, ya kendimi göstereceğim, ya da köpekleri göstereceğim. Eminim ki bir şey çıktığı zaman, yani hani köpeklerin köpekler bir şey çıkardığı zaman bunu siz de seviyorsunuz. Zaten birçoğunuz da diyecek ki, kardeşim biz köpeklerden sıkılmadık. Sadece kurt köpek muhabbetinden sıkıldık. Boş ver, herkes ne yaparsa yapsın. Evet arkadaşlar, hepiniz de haklısınız. Ben de kurt köpek muhabbetini bırakacağım. Ama şöyle bir şey. Bizim kurt köpek muhabbetimiz, yani buradaki kurt köpek muhabbetimiz mecbur devam etmek zorunda. Çünkü bakın, mesela ben şu an %90 arkadaşlar, hatta %99'luk bir virgülle şuralarda bir yerlerde kurdun olduğuna inanıyorum. Çünkü kurdun karnı acıktı arkadaşlar. Ne zamandır bizden bir şey alamıyor. Özellikle de pamuk geldiğinden beri hani biraz daha böyle uzak kaldı. O yüzden bugün tam havası arkadaşlar. Hem ben çok dikkatli olacağım, hem de köpekler. Bakalım gerçekten kurt buralarda mı? Yakın bir zamanda bir abi görmüş. Tabi burada diye arkadaşlar, köyün çevresinde. Yine onun güzergahında. Bakalım arkadaşlar, tekrar buraya gelmiş mi? Yoksa bunları terk edip gitti mi? Bugün bunu anlayabiliriz. İnşallah köpeklerimiz de dikkatli olur. Bakalım, ormana doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bir şeyler çıkarsa çekmeye çalışırım. Evet arkadaşlar, videoma kaldığım yerden devam ediyorum ama felaket bir şekilde rüzgar çıktı. Yani muhtemelen demiştim sabah yağmur yağacak diye.
Yağmur yağacak arkadaşlar. Yukarı doğru çıkıyorum. Şimdi arkadaşlar şuna geleceğim. Görmüş olduğunuz gibi davarım geliyor. Tüfeğimi de aldım. Bugün geçen pompalıyı da aldım arkadaşlar. Bu tek kırma. Bu yengil diye bunu aldım. Bir de bunun mesafesi, menzili pompalıya göre daha iyi. Şey uzun olduğu için. Arkadaşlar tüfeği yani taşıdığımı gören av yapıyorsun sanıyor galiba. Benim ava ne kadar karşı olduğumu, yani özellikle de bu sezonda daha çok siz bilirsiniz. Ama ben çobanım, yani şunu da unutmamak lazım. Benim yanımda her zaman için tüfek olmak zorunda. Ya tüfek ya silah. Çünkü arkadaşlar daha da neyle karşılaşacağımı inan ki ben bile kestiremiyorum, yani yıllardan beri bu ormanlarda olmama rağmen. Ayı var mı diye soruyorsunuz. Ayı yok arkadaşlar buralarda. Ama çevre ilçelerde var. Ayılar genellikle daha çok koknar olan ormanlarda yaşamayı daha tercih ediyorlar galiba. Bizim ormanlarımızda da koknar yok. Çam var. O yüzden ayı yok arkadaşlar. Tüfeği niye taşıyorum? Arkadaşlar yani bilemezsiniz. Belki 4 kurt, 5 kurt, 1 olacak, saldıracak. Yani sonuçta ben arkamda görmüş olduğunuz hayvanları korumakla mükellefim. Yani eğer onları korumayacaksam niye peşlerinden gideyim? Ya niye hamallık edeyim? Boşu kendimi niye yiyorum? Salarım çayıra mevlam gayra. Öyle bir şey yok arkadaşlar. O yüzden tüfeğimi taşıyorum. Yani illa vurmak için değil ama açık konuşmak gerekirse ben açık sözlüyümdür. Eveleyip gevelemem arkadaşlar. Hayvanıma zarar gördüğünü, verdiğini görürsem de vurarım. Yani acımam arkadaşlar. Sonuçta biz bunlardan ekmek yiyoruz. Kimse ekmek teknesinin, birilerinin bir şeyin zarar vermesini istemez. Yani o da can taşıyor, bu da can taşıyor muhabbetini geçelim. Şimdi evet arkadaşlar, ormana doğru gidiyorum ama pamuk yanımda. Yani zalım videoyu çekip de videoyu çekmiştim sabah, işte köpekleri sevdim arkadaşlar. Ondan hemen hemen bir 5 dakika sonra zalımın kusmaya çalıştığını gördüm. Sabah da yal yemedi zaten. Biraz zalım halsiz gibi. Davarın çok gerisinden geliyor. O yüzden açık konuşmak gerekirse bu havada yani çok ormana zalımsız girmek istemedim. Ama yine de geldik arkadaşlar. Kurt kardeşin takıldığı mevkiye. Bakalım ne olacak? Gerçekten ben de merak ediyorum. Belki gelmezdi arkadaşlar, yani belli olmaz. Rüzgar var. Yağmurlu hava. Tam böyle canavarların dolaştığı hava. Eminim gelmese bile arkadaşlar uzaktan şu dağlardan beni kesinlikle gözlüyordur yani. Bakacağız. Gelecek mi, gelmeyecek mi? Çok dikkatli olmam lazım. Şimdi kameramı çevireyim arkadaşlar. Biraz şeyden bahsedeyim. Tabii çok da konuşmamam lazım. Çünkü dikkatli olmam lazım. Her an her şey olabilir arkadaşlar. Şimdi kameramı çevireyim. Sürekli beni izlemeniz, izlerken sıkılabilirsiniz. Ortamı göstererek konuşacağım arkadaşlar. Evet, davarım geliyor arkadaşlar. Şimdi mesela arkadaşlar diyorsunuz ki işte ya kardeş, hani kurt diyorsun ama biz hiçbir zaman hani bize hiç kurdu görüntüleyemedin diyenler olur. Hani kurt nerede diyenler olur. Arkadaşlar yani inanın onlar yani kolay kolay asla açıklığa çıkmıyorlar. Yani kendilerini göstermiyorlar. Hani belgeselciler bile görüntüleyebilmek için aylarını, yıllarını veriyorlar arkadaşlar. Yani gerçekten kolay değil ki yani hani bizim elimizde kötü bir telefonun kamerasıyla bu işi yapıyoruz. Yani görüntülememiz neredeyse imkansız gibi bir şey ama bir ihtimal var, asla diye de bir şey yok. Görüntüleme olasılığımız da var yani. Bilmiyorum, inşallah bir gün denk gelir. Ama şöyle bir şey arkadaşlar,
Ha, mesela fotokaban diye bir şey varmış. Hani böyle hareketlere algılıymış. Onu araştırdım arkadaşlar. Yani arkadaşlar fiyatı ta 1.000 lira falan. Yani hani bir kurdu görüntülemek için 1.000 liraya bir fotokaban almak çok doğru olacağını düşünmüyorum. O yüzden hani mesela şöyle bir şey arkadaşlar. Hani kurdu görüntülememi isteyen arkadaşlardan ricam daha doğrusu. Varsa böyle ellerinde boşta duran bir fotokaban, yani alıp da kullanmadıkları, ondan sonra ne bileyim, ya da kullansa bile arkadaşlar, burada sadece 2 günlüğüne arkadaşlar, 2 günlüğüne gönderin, biz gerekli yere kuralım onu. Yani ben %99'luk bir ihtimalle buradaki kurt kardeşi görüntüleyeceğimize inanıyorum. Olmadı azıcık da et atarız arkadaşlar. %100 görüntüleri, çünkü her gece bu mevkilere geliyor. Bunlar da uluma sesini falan duyuyoruz yani. Yani bir fotokaban olduğu sürece bence çok basit bir şekilde o kurt kardeşi görüntüleriz. Yani varsa çevrenizde birilerinden kullanmadığı, hani kullanmadığı değil arkadaşlar, 2 günlüğüne gönderip gerekli görüntüleri alıp ben tekrar kargoyla geri gönderirim yani. Çünkü hani bir kurt için gerçekten çok saçma olur arkadaşlar. Yani 1.000 lira vermem çok doğru olacağına inanmıyorum. Her neyse, şu an gerçekten çok rüzgar var arkadaşlar. Yani öyle böyle rüzgar değil, çok rüzgar var. Bu da yağmurun geleceğini gösteriyor. Bugün idare edin, çünkü gerçekten çok rahatsız edici bir ses olabilir. Evet, şunu anlatacağım arkadaşlar. Daha önceki videolarımda da anlatmıştım. Hemen hızlı hızlı, video böyle çok uzun olmasın, çok gereksiz yere uzamasın. Kameramı da süreli açık tutuyorum ki arkadaşlar, her an her şey çıkabilir. Biz bu işe 21 geçiyle başladık arkadaşlar. Daha önceki videolarımda anlatmıştım ama izlemeyen yeni gelenler için arkadaşlar, 21 geçiyle başladık ve nasıl 250 geçi bunu yaptık biz. Yani 21 geçiyle başlayıp da nasıl 250 geçi yaptık, ne kadar süremizi aldı, yani gerçekten çok uzun sürdü mü, onlardan bahsedeyim arkadaşlar. Tabii ki de 21 geçiyi arkadaşlar o zamanın parasıyla, yani bu kaçıncı yıllarmıştır arkadaşlar, 2003-2004 o civarlarda olabilir arkadaşlar. 2003-2004 sezonlarında aldık büyük ihtimal. O zamanın parasıyla keçilerimizin tanesini 50 TL'ye almıştık arkadaşlar. İşte tabi hayvancılık yani ucuzdu, para da değerliydi arkadaşlar o zaman. İşte sonra tabi o 21 keçi yavruladı bir senede. Onların oldu arkadaşlar, 40 oldu. Yani 50 oldu. Tabi bu süre içinde de seyislerimizi satıyorduk, çünkü hani geçimimizi az çok sağlamamız lazımdı, para kazanmamız lazımdı yani. Seyislerimizi kurbanlık olarak satıp az çok onlardan para kazanıyorduk. Böylelikle arkadaşlar her sene erkekler satıldı, dişiler damızlık olanlar kaldı. Bu şekilde 4-5 sene içinde arkadaşlar 250 geçiye çok rahat bir şekilde ulaştık. Yani şunu diyeceğim arkadaşlar, hani ben uzatmayı sevmiyorum, işte detaylı bir ayrıntıya girmenin bir anlamı yok. Yani azim ve istekli olduktan sonra, hani yapayım dedikten sonra asla yapılamayacak bir iş değil. Evet, zor bir iş, görüyorsunuz zaten bu zorluğu size her defasında anlatmama gerek yok. Gerçekten zor. Ama dediğim gibi zorluğu olsa da asla ve asla yapılmayacak bir iş değil. Dediğim gibi arkadaşlar 4-5 sene içinde 21 geçiyi, 250 geçi yaptık. Ya nasıl oluyor bu iş derseniz arkadaşlar,
Şimdi bir geçit hamile arkadaşlar, bir tek bile yapsa, ki çoğu ikiz yapıyordu. Ve o geçitlerimizin cinsi arkadaşlar gerçekten böyle yani çok iyi bir cins bir geçilerdi. Hani aslında kara geçi değillerdi ilk geçilerimiz bizim. Ama böyle sahnen ya da başka bir geçit de değildi arkadaşlar. Değişik bir ırktı. Irkları da çok güzeldi. Cıbır bir şeylerdi arkadaşlar. Yani tüyleri yoktu. Hani böyle biraz tüyleri sahnen kısmını andırıyordu. Hem yavruları çok güzel oluyordu, hem sütlü oluyordular. Belki de arkadaşlar yani atalarında sahnenlik varmıştır yani. Ama dediğim gibi hani öyle sahnen cinsi bir geçi değildi. Sadece cıbırlardı. Ve cıbır geçilerde arkadaşlar tüy olmayanlar bakıldığı zaman yani böyle hani balık gibi derler. Yani güzel görünen hayvana balık gibi derler arkadaşlar. Yani balık gibi oluyordu böyle arkadaşlar. Yani gerçekten çok güzel oluyordu geçilerimiz. Tabii sonradan nasıl bozduk arkadaşlar biz o geçileri. Tabii hani hala işte bir 2 seneye kadar o geçilerden vardı arkadaşlar. Birkaç tane kalmıştı yaşlı. O geçileri nasıl bozduk? Tabii ki de arkadaşlar farklı bir teke katarak bozduk. Yani tekemiz farklı bir tekeydi. Yani tüylü bir tekeydi. Bir sonra ne oldu arkadaşlar? İşte hani ara sıra tüysüz atmaya başladı. Yani tüyleri kısa olmaya başladı. Ama geneli tüyler uzun olmaya, babaya çekmeye başladı oğlaklar. Bu sefer de genleri bozuldu arkadaşlar. Yani size bir tavsiyem olsun. Bu iş yapacak abilere falan kim yapacaksa işte. Arkadaşlar yani alıyorsanız mesela geçinizin cinsini bozmayın. Çünkü mesela bizim o geçlerimiz çok iyiydi. Ormana çok sarmazlardı. Genelde koyun gibi tarlalarda yayılırdı. Zaten bir videomda açıklamıştım. İşte kara geçi yasağa gelmişti. Millet kara geçilerini satmak zorunda kaldı. Biz satmadık arkadaşlar çünkü bizim geçilerimiz ormana çok zarar vermiyordu. Yani genelde koyun gibi tarlada yayılıyordu. Renkleri de arkadaşlar yani beyaz, ondan sonra kahverengi. Siyah içlerinde siyah yoktu. Yani böyle genelde değişik renklerdeydi. Genelde o geçileri böyle sanki Afrika tarzında böyle besliyorlar gibi gördüm. Tabii hani onlarınki daha farklı ama yani öyle rengarenkti arkadaşlar. İçlerinde siyah yoktu. Gerçekten de nesilleri bizim aldığımız adam onları yıllardan beri bakıyordu arkadaşlar. Yani çok eskilere dayanan bir geçilerdi. Hani safkan 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 diyorsunuz arkadaşlar. İşte yani safkan geçilerimiz safkan geçiydi diyebilirim. Orijinal geçilerdi yani. Ama maalesef ki elimizde tutamadık. Gerek sattık, gerek kurt yedi, gerekse arkadaşlar yaşlanıp kesmek zorunda kaldık. Tabi tekeyi de değiştirince nesilleri açık konuşmak gerekirse tükendi. Yani bozuldu geçiler. Tüylü tüylü geçiler olmaya başladı. Bunlar da iyi. Yani kara geçi de iyi ama kara geçi biraz arkadaşlar yani can sıkıyor. Can sıkıyordan kastım ne? Gerçekten çok gidiyorlar arkadaşlar. Yani hani ben geçiciliğe başlayacağım. Ne önerirsin ilk başta derseniz kesinlikle kara geçi önermem arkadaşlar. Çünkü yani illallah edersiniz. Bezersiniz açık konuşmak gerekirse. Evet zalımım gelmiş de varım önüne geçmiş. Helal olsun oğluma. Hasta hasta geldi yine. Neyse. Oo! Evet arkadaşlar ormana girdik. İşte sıkıntılı döneme girdik yani. Videom da çok uzadı. Çok anlattım. Allah idare edin arkadaşlar. Hem ortamı gösterirken hem de bilgiler vermeye çalışıyorum. Kara geçi ile başlamayın arkadaşlar. Hani şöyle derler. Mesela namaz kılmayan bir adama namaza başlayacaksan işte ilk başta
Evet arkadaşlar. Zalım gerilmeye başladı. Bu köpek tüylerini ne zaman koparsa bir sıkıntı oluyor. Evet. Pamuk da arkasından gidiyor. İşte ormana girer girmez arkadaşlar. Bizim muhtemelen bizim kurt kardeş buralarda sürekli gezeliyor. Her neyse. Yo! Arkadaşlarım bağırayım ki uzak tutalım, yoksa oğlum 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 yoksa hiç affetmez. Evet, para geçiyle başlamayın arkadaşlar. İşte namaz kılarken ilk önce derler ki farzını kılın biraz, hani kendinizi alıştırın, ondan sonra sünnetlerini de kılarsınız derler. Yani bunun gibi bir şey arkadaşlar. Ormanları gözlüyorlar arkadaşlar. Ne oğlum? Oğlum! 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 Ağızı! Oo! İşte arkadaşlar, bu ormanlar çok tehlikeli ormanlar. Her neyse. Hani ilk önce farzından kendinizi alıştırın derler ki sünnetini sonra kılarsınız derler. Yani şuna getireceğim lafı. Böyle kolay geçilerle, yani sahnenle, ondan sonra daha böyle evcil, çok gitmeyen geçi türleriyle araştırın arkadaşlar. Yani benim bu konuda çok açık konuşmak gerekirse, biz çeşitli çeşitli hayvan beslemediğim için bilgim yok, kimseye de yanıltmak istemem ama kara geçi üzerinden gidiyorum. Arkadaşlar yani kara geçiyle başlama, çünkü bezersiniz, yani yılarsınız. Yıldığınız zaman da bir işe benzemez. Yani harcadığınız parayla kalırsınız. Tabii ki de şöyle bir şey var. Bu hayvanı uygun aldığınız sürece zarar etmezsiniz satarken bile arkadaşlar. Ama alırken aldığınız fiyat önemli. Her neyse arkadaşlar, video çok uzuyor, çok da konuştum. Şöyle ilerlere gittikçe bir şeyler çıkarsa sizlere göstermeye çalışırım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yine bir Karadeniz tatlı diyelim. Görmüş olduğunuz gibi tek kırma tüfeğime selfie çubuğu, aslında tripodun şeyini buraya taktım arkadaşlar. Şöyle hani görünüyor işte odaklaması da arkadaşlar. Evet, tüfeğin takacağını arkadaşlar, bunu buraya sabitledim. Çok güzel bir şekilde de görmüş olduğunuz gibi görüntü alıyor. Birazdan çekim, hatta bir atış yapacağım bakalım. Bir bidon gibi bir şey bulabilirsem bir atış yapacağım. Bakalım o aksiyonu yakalayabilecek miyiz? Atışı yaptıktan sonra da arkadaşlar videomuzu bitiririz. Bugün kurt kardeş bizi ziyarete gelmedi çok şükür. Yani buralarda yok. Çünkü köpeklerin hiçbir tepkisi yok. Umarım gelmemiştir yani. Bakalım arkadaşlar, bir yaptığım şeyle bir atış yapalım. Bir anda aklıma geldi. Bunu yapmam çok güzel oldu arkadaşlar. Hani tabii ki de bir aksiyon kamerasının yerini tutmaz galiba ama o domuz videosunda mesela bir elimde silah, bir elimde kamera ve çok sallanıyordu. Ama bu şekilde hem sabit olacak hem de tüfeğimle gitmiş olacağım. İnşallah size söz olsun arkadaşlar. O domuzların yanına oruçtan sonra, hemen bayramdan sonra bu şekilde gideceğim arkadaşlar. Bakalım görüntüler yakalayabilecek miyiz? Çok iyi oldu arkadaşlar. Bunu çifteliğe de takabilirim. Ondan sonra yine pompalı da takabilirim. İstediğime takabilirim. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Kendi kendime keşfettim. Şimdi çok konuşmayalım arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi alt tarafta duruyor arkadaşlar. Herhangi bir nişanlımı falan da engellemiyor. Çok iyi oldu. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bakalım bir bidon gibi bir şey bulabilirsem bir atış yapacağım. Tek kurşun getirmedim. Dokuzlu var arkadaşlar. Dokuzluyla atacağım. Tabii ki de vurabiliriz yani. Ama maksat zaten şey, o aksiyonu yakalayabilmek. Köpekten korktular. Gel, gel. Bakalım ilerleyen zamanda bir atış yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Maalesef görmüş olduğunuz gibi bir atış yaptım.
Aslında kamerayla da çektim ama tüfeği telefonu buraya sabitledim. Yani buraya bağladığım halde nasıl olduysa arkadaşlar atış yapınca bu kırıldı. Galiba bu kırılınca da tüfek düştü arkadaşlar. Telefon düştü yere, telefon düşünce de kapandı. Kayıt da gitti. Kayıt da yalan oldu arkadaşlar. Maalesef ki şeyimiz kırıldı. Yani niye kırıldı ben hiç anlam veremedim arkadaşlar. Bunun kırılma sebebi ne acaba? Hani sarsıntıdan mı oldu acaba? Biraz da dandik olduğundan galiba kırıldı arkadaşlar. Ama iyi bir şey. Yani hani bunu öğrenmem iyi oldu. Daha sağlam kendim de yapabilirim. Bunu artık yapıştırmaya deneyeceğim. Ufak işlerimizde kullanacağım. Yapıştırabilirsem yeni sipariş edeceğim. Çünkü artık bu işe yaramaz. Kırıldı arkadaşlar. Yani tripodumuzu kırmakla kaldık. Ama gerçekten çok güzel bir çekim yapıyordu yani. Hani çok güzel şeyi de hedefi de vurdum. Maalesef gösterme imkanı olmadı. Çünkü kaydı almamış arkadaşlar. Telefon kapandığı için yere düştü, kapandı. Her neyse kameramı çevireyim. Bitirelim arkadaşlar. Zaten davarımız da gidiyor. Videomuzu bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizim tripod işi de yalan oldu. Artık mecbur başka sipariş edeceğiz. Bunu yapıştırırım. Bununla bir süre idare ederiz. Yenisi gelene kadar. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Size her zaman olduğu gibi en güvenli yere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.